Mesela Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in misafirperverliği alelade bir olay gibi anlatılıyor. Yani işte misafirler geldi, yemek verdi, yedirdi. Öyle değil. Bir kere bak, nezakete bak, güzelliğe bak. Gelir gelmez hemen ayaklarınızı yıkayın diyor, ellerinizi yıkayın, oturun bir dinlenin diyor. Bak şu güzelliğe bak, kendi temizlik var. Ve güler yüzle karşılıyor. Sevgiyle karşılıyor. İki, hiç onlara aç mısınız demeden doğrudan yemek hazırlatıyor. İslam ahlakının gereği de bu. Mesela misafirler diyor ki ya yemek hazırlayayım mı sana? Dalga mı geçiyorsun? Sen misafire denir mi ya? Adam nasıl desin evet istiyorum der mi? Sen hazır getirirsin o yer veya yemez. Getir önüne korsun. Nezaketi budur. Hazreti İbrahim güzel böyle uzayı kestiriyor. Nar gibi kızarttırıyor. Yağlı yoğurt güzel. Süt karışık. Her türlü yiyecekten. Bir de bol miktarda öyle az az de değil. Bol bol. Sofrayı da kuruyor. Çok güzel sözle hitap ediyor. Buyurun yemez misiniz diyor. Nezakete, kibarlığa bak yani. Hiç tanımadı bilmedi insanı. Bin bir türlü güzellik içinde. Tevrat bu detaylara girmiyor. Kur'an'da var ama. Kur'an'da bu detayları var. Nezaket, efendilik, kibarlık Hazreti İbrahim'in en güzel özelliklerinden. Halim'di diyor Allah. Halim. Hiç sinirlenmez. Bayağı güzel huylu. Ve hep gönlü Allah'la. Hep Allah'la. Yani bu ne aksilik oldu, şu oldu, böyle oldu. Yok değil. Ayağının ipi kaybolsa Allah'tan istiyor. Hazreti İbrahim'in sünnetidir. Ne olursa olsun. Mesela ceketini bulamadım mı? Ya Rabbi bana buldur diyor. Hep Allah'la bağlantılı. Resulullah da öyle. Tam İbrahim'idir Resulullah. Ayet ediyor, onun Hanif dinine diyor. Uyuyor Peygamberimiz. Hazreti İbrahim Hanif dinine, temiz. O Resulullah da diyor mesela ayakkabımızın bağı kaybolsa diyor Allah'tan isteyin. Ya nereye gitti benim ayakkabının bağı? Hangi aksi adam bunu kaldırdı falan öyle demiyor. Çünkü öyle bir kaldırdıysa Allah kaldırır onu. Allah saklar. Değil mi? Kaldırırsa demeyeyim de Allah, ya Allah affetsin. Yanlış anlaşılmasın yani. Türkçenin Evet. o bir şey, özelliği olduğu için söyledim. Ayakkabının bağı bir başa. Birisi kaldırdı. Kim kaldırdı? Allah kaldırdı. Nasıl kızıyorlar? Kim kaldırdı acaba? Nereye koydunuz? Hangi cehenneme attınız falan. Allah kaldırır. Mesela dişi ağrıyor. Allah ağrıtır. Diş ağrıması mucizedir. Burada. Hemen diyor alırım bir ilaç geçer. Yok. Ya Rabbi bu ilacı bir silet diyeceksin. İnşallah. Çok şeker Hazreti İbrahim. Biz diyor yemek yemeyiz deyince müthiş korkuyor. Yani alışılmamış bir şey. Yani garip yani o insan olmadıklarını anlıyor. Çok korkuyor. Çünkü biz insana göre alışırız. Bu öyle bir şey olunca çok ürküyor. Bak biz meyle izlemiyorlar. Biz yemek yemeyiz diyorlar. Yani detaya girmiyorlar. Of, bu sefer de onların tartışmaya giriyor. Çok çirkin. Orada lütuf var diyor. Onlar ne olacak diyor. Bizler tartışmaya girdi diyor Allah. Sen diyor aklını kafanı takma diyor biz. Ona hepsinin haberimiz var biliyoruz. Gereken tedbiri de alacağız. İçin rahat olsun diyor. Allah'ın mesela bak beğenmiş Allah onu. Yani çünkü şey de söylemiyor Allah onu. Onun şekerliği olarak söylüyor. Bu bizden tartışmalara giriyordu diyor. Allah'ım. İnşallah. Evet. Bak diyor ki misafirlere sezdirmeden ailesine gidip çok geçmedi. Bak süratle semiz buzağıyla geri geldi. Misafire sezdirilmez. Ya hadi hazırlık yapalım hanım falan yapıyorlar ya böyle. İşte yemek hazırlayalım hadi. Ya misafir ne der? Aman sakın yapmayın falan der. Hiç demiyor bak. Sezdirmeden. Bu bir adap. Bir ahlak, bir güzellik, nezaketi görüyor musun?
Hiç şemat yemedim. Sezdim. Ve süratle diyor ayet. Mesela misafir bekliyor da bekliyor, bekliyor da öyle bir olay yok. Yıldırım hızıyla yapıyor. Nereye baksan nezaket. Nereye baksan bir güzellik. Bunun üzerine içine bir tür korku düştü diyor. Nezaketen söylüyorlar tefsirde. Direkt korktu diye su geçiyor ayette. Yani şan. Bir tür olur o korku işte. Korkmuş yani. Belli ki insan değil yani. İnşallah. İnsan olmayan birisi insan kalkınca ne yapar ya? Ya biz insanız yani. Bu takat çok zor ona takat getirmek. Ya bir anda değişik şekle giriyor çünkü. Bir anda kanatlanıyor. Bir anda yok oluyor. Mesela duvardan geçiyor. Ürker tabii yani. Derken onlara yaklaştırıp, bak yemeği alıp yaklaştırıyor. Oraya koyup hani gidip giyin demiyor. Alıp yemeği yakınına getiriyor. Yemez misiniz diyor. Buyurun diyor bak. Onlar yemeyince yemez misiniz? Buyurun yiyin diyor. Bak haklarına bilgim olmayan bir yabancı topluluk diyor. Bilmiyorsun ama bak ne kadar sevgili o. Hüsnü zaman. Bazıları var da ya işte ben zamanla severim, zamanla evet. Öyle yapmıyor. Direkt seviyor. Direkt saygı duyuyor. Anormallik yaparsa saygısı, sevgi geri alırsın. Doğrudan seversin önce. Değil mi? Zamanla sevme ne demek yani?